Arkadaşlar merhabalar. Bugün 24 Temmuz 2022 Pazar. Ben Bahattin Çağdaş. Lozan hezimetinin, ihanetinin seneyi devriyesi. Londra'dayız. Churchill'i görüyorsunuz. Lozan ihanetini bize yaşatan adamlardan biri. Aynı zamanda Mustafa Kemal'in patronu. Neden? Anlaştık dediler, değil mi? Anlaşarak gittiler. Neyse. Şimdi arkadaşlar, heykeli görüyorsunuz. Churchill, İngiltere'nin önemli adamlarından biri. Tırnak içinde, onlara göre önemli adamlarından biri. İşte Montgomery hariç. Heykeli, çok birkaç tane heykeli var. Yani parmakla sayılır. Bir. İki. Öyle okullarda büstü, resmi, başka bir şeyi yok. Yani başka büst, resim, heykel hiçbir okulda yok. Düşün yani. Okulu boş verin. Birleşik Krallık içerisinde sayısı çok az heykellerin. Şimdi arkadaşlar, bu heykeli görüyorsunuz. Kuş sıçmış tam kafada. Şöyle bir bakın. Kuş sıçmış. Kuşa ceza yok. Mesela bazıları şey yazıyor buraya, sprey boyayla küfür yazıyor. Söylemek istemiyorum. Küfür yazıyor, bir şey yok. Yumurta atabiliyor. Ondan sonra, yani kırıp dökme, hadi neyse, başka kabahate giriyor, ofense giriyor. Kırıp dökme hariç. Öyle yani. Şimdi, bir de şu arkayı şeyi görelim. Big Ben, saat kulesi yeni onarıldı, tamir edildi. Şurada parlamentoyu görüyorsunuz, parlamentoyu. Evet. Şurada parlamento caddesi, sol tarafta number 10 diyorlar ya, numara 10, başbakanlık. Şurası eski MI, MI5 binası diyorlar. Yenisi şuradan gidildiği zaman sağ tarafta parlamentoyu tekrar gördük. Şurası şey köprüsü, işte neydi, unuttuk. Buradan London Eye'a gidiliyor bu köprüden. Neyse, bizim konumuz heykeldi, bu Churchill'in heykeli. Evet arkadaşlar, şimdi bir de Hüseyin'e soralım, Hüseyin'in fikrini alalım Churchill konusunda. Hüseyin merhabalar. Merhaba. Churchill heykelinin yanındayız. Evet. İngiltere, Churchill önemli bir isim mi İngiltere'de? Churchill çok önemli bir isim tabii. İngiltere'de çok önemli bir karakter. Buranın Mustafa Kemal'i diyebilir miyiz? Valla Mustafa Kemal Türkiye'de biraz daha yüce bir karakter yani. Tırnak içinde. Tabii yani yüce bir karakter. Churchill o kadar yüceleştirilmedi yani. Peki. Onu söyleyebilirim. Mustafa Kemal'in patronu diyebilir miyiz? Lozan Anlaşması falan. Peki girme. Kaç tane, sen burada senelerdir yaşıyorsun, kaç tane Churchill heykeli var? Ben şahsen biliyorum. Benim gördüğüm... Evet arkadaşlar, bu arada gördünüz. Çakarlı araç sadece buranın şeyi kullanılır, gizli polis kullanılır değil mi? Evet, evet. Aynen. Çakarlı öyle. Araba. Onun dışında kimse kullanmaz. Bakın bu bölümü keseceğim. İngiltere'de sadece çakarlı aracı buranın işte istihbaratı veya gizli servis kullanır. Neyse, buyur. Pardon, şey polis, gizli servis demeyelim. Ne derler o, undercover. Şey yapan, yani sivil polis. Burada Churchill heykeli burada var. Burası Paramount dünyasının olduğu yer. Burada ben iki tane daha gördüm. Evet. Böyle bacak bacak üstüne atmıştı. Evet. Bir heykel. Şeyde, Güney Londra'da. Bir de Kuzey Londra'da var, Woodford'da. Yani üç tane gördüm şu ana kadar. Londra'da başka heykel olduğunu sanmıyorum. Evet. Şimdi peki okullarda büst, okullarda büst, resim falan var mı? Yok.
O da yok. Öyle bir şey yok. Anladım. Şimdi buna birisi gelse bir İngiliz küfür yazsa neye girer? Yani tutuklanmaz yani, o bir defa garanti. Yani ceza meza almaz. Ceza almaz, kabahat... Belki kabahate girer. Kabahatten dolayı belki ceza alabilir. Olmaz. Kabahat mı ceza mı? Kabahatin cezası var, affedersin. Yani para cezası anlamında söylüyorsunuz. Para cezası anlamında yani. Küfür yazarsa oraya. Bir soralım şunlara. Excuse me. Do you know him? No. You don't know. Do you know? I don't know. But okay. you took picture. Why? Okay. Evet. Şey, patronları tanımayan bir Afrikalı. Deminden beri fotoğraf çekiyorlar altında ama kim olduklarını bilmiyorlar. Bilmiyorlar ki patronları. Evet. Evet. Başka soru varsa bir soru. Peki. Açıklıkla cevap verebilirim yani. Peki. Arkadaşlar bakın, deminden beri burada fotoğraf çekiliyorlar, Afrikalılar. Şimdi neden sömürüldüklerini anlıyor musunuz? Yani bilmiyorum ama genelde şimdi bak. Şurada arkadaşlar yazıyor bak. Churchill diye yazıyor. Ve sordum kimin fotoğrafını çektiniz, bunu biliyor musunuz diye. Evet, bilmiyoruz dediler abi. Acaba ne diyorsun, Afrika bunun için sömürülüyor olabilir mi? Yani sömürülmeye layıktır bu insanlar. Abi yarım saattir orada fotoğraf çekiliyorlar. Ve bu çekilin, o heykel kimin heykeli bilmiyorlar. Sen niye fotoğraf çekiliyorsun o zaman, değil mi? Allah yani, Allah, çok ilginç. Çok acı bir durum. Peki. Arkadaşlar. Bir şey daha söylemek istiyoruz. Şimdi yani biz kabalıktan yana değiliz de. Hakaret küfür. Hüseyin, Churchill'i eleştirebilir miyim? Tabii ki eleştirebilirsin. Sabahtan akşama kadar küfür edebilirsin. 5816 sayılı kanuna girer mi? Hayır, öyle bir şey. Öyle Churchill'i koruma kanunu yok burada. Churchill'i koruma, milletten koruma kanunu var mı? Yok. Peki, şimdi biz iyi çocuklarız. Yani biz öyle küfür falan etmeyiz. Küfür edebilir miyim ben bu adama? Akşama kadar edebilirsin. Küfür. Akşama kadar? Churchill'e bu İngiltere'de edebilirsin. Allah, polis geliyor. Ne yapacağız? Saklanacağız. Arkadaşlar polis geliyor. Tam küfüre denk geldi. Evet. Evet arkadaşlar. Yani küfür etkemizden değil. Yani anlatmaya çalışıyoruz. Örnek olarak söylüyoruz. Yani biz buna Hüseyin'in dediği gibi sabahtan akşama kadar küfür edebiliriz. Hakaret, küfür ama hakaret işte, edebiliriz. Yazmaz. Yazı falan şeye giriyor. Herhalde fiziki cezaya giriyor. Zarar vermeye giriyor galiba. Yumurta atabilir miyiz? O atabilirsin. O yani atamayabilirsin de orada bir ihtimal, emin değilim ya. Yani, emin, onu sormak lazım. O da kirliliğe giriyor ya. Ha, kirlilik. Yani kirlilik yaratma abi ya. He. Şimdi mesela kuş sıçmış. Kuş 5816'ya girer mi? Girmez. Girmez değil mi? Zavallı kuş. Haberi yok. Haberi yok. Peki. Kafasını aşağı sıçmış. Hüseyin, hatırlıyor musun? Churchill'in iki tane sözü var. Birisi. Evet. Türkler uzadıkça budayın, kısaldıkça da sulayın. Bize orta şeyde kullanışlı lazım. Ölmesin. Evet. Bir. İki, Çanakkale'de söylediği bir söz var, hatırlıyorsun. Gaz atamazsınız falan demişler de gaz. Evet. Gaz, zehirli gaz. O da demiş ki işte insanlara atılmaz demiş zehirli gaz. Türkler zaten insan değil. O sözü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Beraber gittik hatta, değil mi? Hatırlıyorum. Evet. Aha, müzede şey yaptık, izledik. Evet. Peki. Vay be. Ne hissediyorsun abi? Çoğu büyük bir Türk düşmanıdır. Tarihteki en büyük Türk düşmanlarının bir tanesidir. Evet. Peki. Arkadaşlar, 24 Temmuz 2022 Pazar, ben Bahattin Çağdaş. Lozan İhaneti'nin, Lozan Hizmeti'nin seneyi devriyesinde bize bunu yaşatan Churchill heykelinin önündeyiz. Sakın, daha önce de söylediğim gibi, 24 Temmuz'u gazeteciler günü olarak kutlamayın sakın. Bu bir rüşvet. Onları işte bir şekilde susturuyorlar. Neyse, konumuz heykeldi.